Ders Hattı'ndan herkese merhaba efendim. Yine dop dolu bir akışımız var. Bugün Orge Elektriği ağırlayacağız dedik ve Altan Aydın bizlerle olacak. Birazdan 2024'ü konuşacağız. Herkes merak ediyor. Özellikle faizler yüksek kalmaya devam edecek ama enflasyonist ortamın da malum devam etmesi bekleniyor. Öyle ki zaten tek haneye belki de 2026'ya doğru geçeceğiz. Dolayısıyla hem Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen mesajlar hem önümüzdeki PPK toplantısı önemli olacak ve piyasa beklentileri dünyada da gevşeme sinyallerinin geldiği bir ortamda özellikle şekillenecek. Çünkü yabancı yatırımcı beklentimiz var. Cuma günü Moody's'den bir değişiklik görmedik. Hani beklenti orada belki bir notla ilgili revizyonda ama biraz daha önümüzdeki dönemde aslında bu iyimser beklentinin de korunduğunu hatırlatalım. Hemen rakamlara bakalım. Ardından da hem küreseli hem de içeriği rakamlarla ifade edeceğiz. Bugün Borsa İstanbul tarafında aslında bankacılık endeksinin yine iyimser bir havada olduğunu söyleyebiliriz ama endeks genelinde tabii bu iyimser fiyatlama yansıyor mu? Hayır, yansımıyor. Bankacılık tarafında 0.8'lik bir pozitif seyir var. Burada da tabii özellikle yine sanayi endeksi baskılanıyor. Zaten yıl başından bu yana değil belki ama seçim sonrası çok belirginleşmişti son 6 aylık periyotta ve son 1 aylık periyotta da özellikle bankacılık sanayi ayrışması giderek netleşiyor ve bankacılık endeksi sanayiyi yendi diye son 1 aylık grafiği de birazdan ekrana getireceğiz. Özellikle Altan Aydın'la da bu konuyu konuşacağım. Şimdi tabii endeks genelinde böyle bir girdişat var. Özellikle tabii herkesin merak ettiği dolar TL tarafı. Yani kurda artık herhalde sene sonunu 29 seviyelerinde kapatacağız gibi görünüyor. Özellikle tabii OVP'de biliyorsunuz daha yüksek oranlar hesaplanmıştı beklentiler üzerinden ama hem burada son bir ayda ciddi para girişleri, son bir ayda yaklaşık 7 milyar dolarlık bir portföy girişinden bahsediyoruz. Hem rezerv biriktirip hem de kurda bir stabilizasyon da sağlanmış oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan özellikle kura müdahale konusunda yapmış olduğu açıklamalarda önemliydi. Burada zaman zaman özellikle kur korumalı mevduattan dönüşlerde %5'lik bir kısmın dövize gittiğini ve burada da zaman zaman işte çeşitli bankalar üzerinden likitte sağlandığını ifade ediyor ama bu bir tabii piyasada kura müdahale anlamında bir durum değil. Onu da altını çizerim. Dolar endeksi biraz zayıflamış gibi gözüküyor ama tabii genel olarak Fed mi ECB mi kim önce faiz indirecek hala bunu tartışıyoruz. Euro dolar paritesi bu arada yine 1.09'un üzerine geldi. Bu da önemli. Ama endeksler keyifsiz, iştah yok. Yıl çünkü artık kapanacak. Yaklaşık tabii 10-12 günlük bir iş gününden bahsediyoruz ve endekslerde de böyle çok yukarı yönlü endeksleri sürecek bir hava yok. Zaten genelde yıl sonları da biliyorsunuz böyle geçer. Biraz Avrupa endekslerini ekrana getirelim. Orada sınırlı geri çekilmeler, sınırlı iyimserlik Londra tarafında yaşanıyor. Bu hafta özelinde hem enflasyonları takip edeceğiz hem de büyümeleri. Özellikle salı günü Euro bölgesinin enflasyonu, yine Kanada enflasyonu, genel olarak yine çarşamba günü İngiltere enflasyonu, perşembe günü ABD'nin büyümesi ve cuma günü de İngiltere'nin büyüme verileri önemli olacak. Bizim tarafımızda zaten Merkez Bankası az önce vurgulamıştım. ABD tarafında kapanışlar tabii özellikle cuma günü biraz böyle yine Nasdaq tarafına daha fazla hissediliyordu. Bugün 3 endekste de vadelilerde pozitif hava korunuyor ama 10 yıllık tahvil faizi düşmeye devam ediyor. Burası çok önemli biliyorsunuz. Fed %5'lerdeyken zaten piyasa kendi kendine sıkılaşıyor gibi bir ifade kullanmıştı. Yani piyasa sıkı demişti ama şimdi baktığımız zaman çok hızlı bir geri geliş yaşandı. 4'ün de altına indi demiştik. Hatta 3.89'a kadar geldi. Her vadede geri geliş devam ediyor. Bu da bakalım Fed'in beklentilerini ne kadar etkileyecek. Çünkü biliyorsunuz istihdam tarafında da çok büyük bir bozulma yok ama elbette bir gevşeme zaten görülüyor. Petrol şaşırtmaya devam ediyor aşağı yönlü. Burada tabii önümüzdeki dönemde stoklar önemli olacak. Altın 2000 doların üstüne atmıştı kendini. Özellikle hafta başlangıcında önemli bir fiyat hareketi
Coin tarafında da biraz satıcılı bir seyir var. Bugün böyle risk iştahı genel olarak her anlamda, her diyeyim emtia ve grupta, biraz hisselerde de satıcılı seyir diyelim devam ediyor. Ve şimdi Uğurcan Kaya bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep. Borsa İstanbul'a ilişkin endekste tabii 1.29'luk bir satış baskısıyla haftaya başladık ama ne dersiniz? Yani bu neyin fiyatlaması? Moody's'den beklentiler çok mu yükselmişti de biraz böyle satışlara döndük, yoksa artık yani sene sonuna doğru zaten biraz daha zayıf bir tema devam mı edecek? Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, Moody's'e yönelik beklentiler oldukça kuvvetliydi. Hatta öbür derecelendirme kuruluşlarına yönelik de beklentiler kuvvetli. Bunun etkisini zaten Perşembe ve Cuma gördük. Oldukça güçlü alımlar vardı. Bankacılık endeksi destekli bir şekilde ve haftalık bazda %1'in bir miktar üzerinde bir kapanış yaptık. Oldukça olumluydu. Tabii Moody's'in bir değerlendirme yapmaması bugün satıcılı bir havayla başlamamızı sağladı bir ölçüde. Çok sınırlı bir satıcılı başladık. Gün içinde açılışın ardından 8000 seviyenin üzerini test ettik. 8010'lara kadar yükseldik ama o bölgede çok fazla kalıcı olamadığımızı gördük. Bankacılık tarafında sınırlı satışlarla birlikte 7900 seviyesinin altına geri çekilse de şu anda bankacılık tarafı hala artıda. Hatta endeksi destekleyen bir endeks olarak, alt endeks olarak karşımıza çıkıyor. Aylık bazda baktığımız zaman da Aralık ayında %13'ün üzerinde bir yükseliş sergiledi. BIST 100 %1'lik geri çekilme yaşamasına rağmen, yani ayın yıldızı bankacılık oldu diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte tabii derecelendirme kuruluşlarına yönelik beklentiler hala kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede gerek not görünümüne ilişkin, gerek not arttırımına ilişkin beklentiler hala kuvvetli. Özellikle bu önümüzdeki yıl bir ölçüde olacak gibi gözüküyor. Tabii bu beklentilerin kuvvetli kalması bankacılık endeksi başta olmak üzere endeksteki geri çekilmeleri bir ölçüde sınırlandırıyor. Tabii satış baskısı ağırlıklı olarak bankacılık haricindeki alt endekslere doğru kaymış gibi gözüküyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda da bu alt endekslerin satışlarını gördük. Bankacılık tarafı bunu desteklemişti. Önümüzdeki süreçte yine bankacılık ve holding tarafı destekli bir şekilde yukarı yönlü hareketler görebiliriz ama net bir yukarı yönlü trendten bahsedebilmemiz için, özellikle 8150'yi aşabilmemiz için alt endekslerinde yükselişe destek veriyor olması gerekecek gibi gözüküyor. Tabii biz hacmi de takip ediyoruz. Burada Cuma günü 93 milyar TL bandında bir hacim oldu. Yani bir ölçüde geçtiğimiz günlere göre kuvvetli diyebiliriz ama hala 100 milyarın altında. Yani yukarı yönlü bir hareket için yani 100-120 milyar bandında bir hacimi şu an için istiyoruz. Net bir trendten bahsedebilmemiz için. Yani burada 7900 seviyesi şu an için takip edebileceğimiz ilk seviye. Onun üzerinde tutunduğumuz takdirde tekrar 8000-8150'lere doğru bir hareket görebiliriz ama yeni zirveler için kredi derecelendirme kuruluşları tarafından net bir, yani somut adımları görmek isteyecektir piyasa. Olası geri çekilmelerde ise 7800-7700 seviyeleri önemli destek seviyeleri. Hafta içi yani yurt içinden gelişmelere baktığımız zaman da Merkez Bankası'ndan gelecek adımlar takip ediliyor olacak. Perşembe günü yine takip ediyor olacağız. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dakikamızda ekranda BP Kızıldeniz'deki tüm petrol tanker geçişine ara vereceğini açıkladı. Önemli bir son dakika, detaylar geldikçe aktaracağız. Altan Aydın bizlerle, Perform Portföy Fon Yöneticisi. Altan, hoş geldin. Merhaba. Şimdi her sene biterken bilirsin, böyle deriz ki işte aman gelen gideni aratmasın. Hani 2023'e girerken de bunu söylüyorduk elbette ama görece tabii küresel piyasalarda böyle çok o korkulan olmadı. Biz de işte yıl ortasına kadar, daha doğrusu işte seçim öncesine kadar gevşek para politikası, ardından değişen ortodoks politikalarla birlikte yine de yüksek enflasyona karşı hisselerde, seçili hisselerde, işte biliyorsun raporların detaylarını hep konuşuyorduk. Görece iyi getiriler de gördük. Nasıl bir yıldı? Önce istersen buradan başlayalım. Biraz özetleyelim 2023'ü. Ne dersin? Tabii ya, aslında bakarsan
Mesela şu anda kapanış yerine baktığın zaman 2023 yılında dolar bazında endeksin aslında çok fazla bir şey yapmadığını görüyoruz. Ama yıl içinde tabii şimdi baktığımızda öyle görünüyor ama yıl içinde çok ciddi dalgalanmalar gördük. Yıla başladığımız yere yakın bir yerde dolar bazında en azından bitiriyoruz diyelim. TL bazında tabii bir miktar getiri var. Ama 2022'ye kıyasla hatta belki 2020'den bu yana baktığın zaman son 3 senenin en zor senesi diyebilirim. Hem yaşanan gelişmeler sebebiyle hem de fiyat hareketi sebebiyle. Yıla kötü başladık. İlk yarısı ile ikinci yarısı çok farklı, yani siyahla beyaz gibiydi açıkçası. İkinci yarıda çok bambaşka bir hikaye var ve şu anda hala o hikayeyi yaşıyoruz. 2024'e dair de bize umut veren şey aslında bu ortaya konan hikayenin inanırlığı, güvenilirliği biraz bunun fiyatlanması olacak. İlk başta hatırlarsan yılın başında hem bir takım düzenlemelerin yarattığı baskı, ardından yaşadığımız deprem felaketi, ardından işte seçim, sonra Orta Doğu'daki savaş vesaire derken 2023 yılını yine de çok kötü olmayan bir görüntüyle bitiriyoruz. Tabii bu endeksin seyri, yani baktığın zaman endeksin üzerinde performanslar hem hisse bazında var hem aslında yatırımcıların yine faydalandığı, ki son bir senede, aslında son 3 senede çok ciddi şekilde artan fon piyasası ve fon yatırımcılığı sebebiyle fonlarda da endekslerin üzerinde getiriler var. Dolayısıyla kötü başladığımız ve ilk 6 ayını aslında bayağı sancılı şekilde geçirdiğimiz yılı fena olmayan bir yerde bitiriyoruz. Ve bitirirken de aslında özellikle son 2-3 aydır her ne kadar piyasada çok bir hareket görmesek de, daha yatay bir seyir görsek de, özellikle CDS'teki gerileme ve ortaya konan yol haritasının uygulanmasıyla beraber piyasada daha iyimser bir görüntü açıkçası var. Türkiye geneli için, yani sadece hisse senetleri için konuşmuyorum, hem ekonomi için hem de TL cinsi varlıklar için, reel değerlenmeden bile bahsediyoruz yıla başlarken. Dolayısıyla 2024 için ben daha iyimserim açıkçası. Şu anda hem yabancı yatırımcıların gelişi, artan şekilde görülen fon akışları, hem risk priminin geldiği seviye, işte not artırımlarını konuşuyoruz, not güncellemelerini konuşuyoruz, bunları bekliyoruz vesaire. Zor geçen yılın ardından 2024'de daha umutla baktığımızı söyleyebilirim. Tabii daha kolay olmayacak çünkü önümüzde veya işte karşımızda diyelim önemli bir rakip var, o da faiz. Faizler yüksek. Bu sadece işte alternatif getiri olarak düşünmemek lazım. Yani maliyetler yüksek demek bu. Alternatif maliyetler yüksek, kredi maliyetleri yüksek, yatırım maliyeti yüksek. Böyle baktığınız zaman da tabii finansal açıdan zor ama ortada bir en azından hikaye var ve bir yol haritası var. Bu açıdan düşündüğümde ben bunu geçici görürüm açıkçası. Yani faizlerin yüksekliğini de geçici görürüm. Çünkü özellikle bizim en büyük problemimiz olan enflasyonla mücadelede, ki beklentiler yavaş yavaş kırılıyor, en önemli silah bu. Bunun da şu ana kadar çalıştığını söylemek mümkün. O nedenle 2024'e biraz daha umutla baktığımı ve girerken daha iyimser bir görüntüyle girdiğimizi söyleyebilirim açıkçası. Evet, temkinli bir iyimserlikten bahsediyorduk elbette. Şu grafikleri de ben göstermek istiyorum. Bunun üzerinden de soracağım. Şimdi bankacılık endeksi sınayı yendi dedik bir aylık vadede. 6 aylıkta da çok değişmiyor ama tabii Türkiye'nin CDS'leri 700 bas puanlardan görece tabii buralara geldiğinde beyazla olan CDS'imiz. Bankacılık endeksi de tam tabii ters bir korelasyonla yukarı doğru ivmelenmişti. Şimdi burada tabii merak edilen artık hani burada iyimserlik, yani ortodoks politikalara dönüş, kredi spreadlerinin tekrar normale dönmesi, TÜFE endeksi kağıtlardaki karlar vesaire derken en iyisi geride kalmış olabilir mi diye merak ediliyor. Ya da tabii soruyu başka türlü de sorabilirim. Halen daha mesela sanayi endeksinde böyle bir baskılanma beklentisi var mı? 2024'te fonlara neler girecek? Yani sizin tarafınızda da çünkü pek çok hisseyi konuşmuştuk sektörü. Neler var beğendiğiniz? 2024'te nasıl bir yeniden değişim yaşanacak? Yani aslında bankalarla ilgili işte bunu daha önceki yayınlarda da birkaç kere konuşmuştuk. Aslında sonucunu şu anda yaşıyoruz. Ben biraz daha devam edebileceğini düşünüyorum. Hatta beklentileri aşabilir de. Çünkü bu bahsettiğin özellikle işte TL'nin reel değerlenmesi,
konusu, CDS'deki geri çekilme, bankaların çekirdek karlılıklarındaki artış, özellikle ana faaliyetlerinden para kazanabiliyor olmaları vesaire, bütün bunlar fiyatlanıyor. Önce beklendi, daha sonra fiyatlandı, fiyatlanmaya devam ediyor. Bence bu iş beklentileri biraz daha aşacak çünkü bizim risk priminin nereye geleceğini veya gelebileceğini şu anda çok kestiremiyoruz açıkçası. Yani hem yol haritasıyla biraz belli. Onun geldiği işte ne bileyim 200'lere doğru geldiği zaman çok başka bir hikaye konuşulabilir. Yani biz geçmişte çok kez özellikle işte belki 2008 ile 2015 arasındaki döneme baktığın zaman orada çok kez Türkiye'nin yeniden değerlendirildiği dönemler yaşadık. Orada da hem çarpanlar hem de bu finansal görüntüye bakış açısının çok kez değiştiğini şahit olduk. Bankalara da bu bence böyle olacak. Aslında onun da bir miktar fragmanı gibi görünüyor bu iş. Ben açıkçası orada hala yer olduğunu düşünüyorum. Bir kere finansal performans olarak bence var. Algı olarak da bunun ötesine de geçebilir. Onun dışında yani 2024 yılına baktığınız zaman tabii enflasyon bir miktar ivme kaybedecek. Özellikle marjlar biraz daralacak. Büyüme üzerinde zaten bir miktar baskı olacak. İş tüketime dair bir miktar endişeler var ki bunun sektörlere yansımalarını göreceğiz. Bütün bunlardan yola çıktığın zaman işte bankalar ve mali sektör, yani işte holdingler, sigortalar, bunları tercih etmek gerekiyor. Onun dışında şu anda aslında o konuda da bir konsens oluşmuş durumda. Telekomünikasyon sektörü yine ön planda kalacağı benziyor. 2024 yılında en fazla tercih edecek sektörlerin başında geliyor o da. Hem büyüme anlamında hem de aslına bakarsan biraz daha karlılığın daha iyi olduğu, işte enflasyonist dönemin daha iyi yansıdığı bilançolar göreceğiz önümüzdeki iki çeyrek en azından. Dolayısıyla bunlar henüz fiyatlanmadı bizce. Öte yandan tabii hep konuştuğumuz ve hala içinde değer olduğunu düşündüğümüz perakende içecek, gıda içecek sektörleri de tercih edilecek. Ama yani bütün bunların dışında şu anda hem işte faizin geldiği seviye, işte enflasyon, FK oranları, kar büyümeleri vesaire hepsi konuşuluyor. Ama burada tabii şunu bence göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye'nin belki de son 5 senede olmadığı kadar önünde iyimser bir hikaye var. Ve bu hikayeyi de özellikle yabancı yatırımcılara iyi anlatmak gerekiyor. Şu anda da bu gerçekleşiyor bence ve bunun da henüz yansımalarını tam olarak gördüğümüzü söyleyemem. Yani biz belki unutmuş olabiliriz. Pandemiden sonra gelen yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılar bunu hiç belki yaşamamış olabilir ama bundan 10 sene öncesine gittiğimizde yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hikayeyi ne denli satın aldığını ve o satın almada da o hikayeye inandıklarında da o çarpanların nerelere gittiğini aslında biliyoruz. Tabii burada faiz en önemli faktör ama onun da uzun süre orada kalmayacağını veya kalmayabileceğini düşünmek gerekiyor. Yani biz nasılsa düşük faiz ortamında düşük faizlerin çok kalıcı olmayacağını düşünerek değerleme veya tahmin yapıyorsak aynı şekilde şu anda da öyle düşünmek gerekiyor. Evet, %40'ın üzerinde şu anda piyasa faizleri, %50'lerin üzerinde faizler de var. Ama genel olarak baktığın zaman tahvil faizlerine özellikle politika faizindeki artışın ardından yavaş yavaş gerileme görülüyor girişlerle. Dolayısıyla risksiz faizi belirlerken biraz da iyimser bakış açısıyla da belirlemek gerektiği kanaatindeyim ben. Özellikle risk priminin 300'ün altında olduğu, 200'e doğru gidebildiği ortamda farklı fiyatlamalar görebiliriz. O nedenle ben şu anda alternatife göre, yani yüksek faiz ortamına göre hala borsada yer olduğunu düşünüyorum. Yılı da iyi bir yerde kapatacağımızı düşünüyorum açıkçası. Özellikle bu son gelişlerle öyle bir görüntü var ortada şu anda. Evet, sana ve Perform ailesine şimdiden iyi yıllar diliyorum. Yine görüşeceğiz elbette. Borsa İstanbul tarafındaki dinamikleri konuşmak adına. Şimdi bugün Orge Enerji'yi ağırlayacağız demiştik. CEO'su Nevhan Gündüz stüdyomuzda. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii özellikle ciddi bir hisse performansından bahsediyoruz. Favök tarafında
bir son çeyrekte zaten ciddi bir yükseliş var. Forward marjı anlamında aslında zaten şirketin görece yatay bir seyir gösterdiğini, yani istikrarlı bir tutum sergilediğini görürüz. Ama yeni yatırımlar yatırımcılarda özellikle heyecan uyandırıyor. Onları da soracağım ama önce biraz bilançoyu isterseniz konuşalım. 2024'ü nasıl tamamlayacağız? Tamam, tabii ki. O zaman rakamlardan biraz bahsedeyim. Tabii 30 Eylül itibariyle rakamlardan bahsedeceğim. 30 Eylül itibariyle net satışlarımız 1 milyar TL seviyesindeydi. Bu aynı rakam geçen sene 494 milyondu. Dolayısıyla %104'lük bir büyüme elde edildi. Kârlılıkta ise 350 milyon bu seneki 9 aylık kârımız. Bu geçen sene aynı rakam 171 milyondu. Dolayısıyla %98 bir büyüme orada da kaydoldu. Favök'te ise bu sene 471 milyon sağlandı. Aynı rakam geçen sene 195 milyondu. Burada da %142'lik bir büyüme sağlandı. Tabii ki iyi bir sene geçiriyoruz. İlk 3 çeyrekte sonuçlar güzel geldi. Dördüncü çeyrekte de daha iyilerini elde etmeye çalışıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz ama bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Büyük gelişmeler oldu 30 Eylül'den bugüne. Şöyle rakamlarla biraz anlatırsam yine aynı konuyla ilgili. Geçen sene tüm sene 700 milyonluk bir hasıla elde edilmişti. 2023 yılında şu anda 1,5 milyar liralık yeni iş alındı. Dolayısıyla hani rakamsal olarak da ciddi bir büyüme ve yeni iş alınan miktarların ciddi bir artış söz konusu. Bunlar da daha bilançoya yansımamıştır tabii elbette. Tabii ki bizim işlerimiz 1-1,5 sene bandında tamamlanıyor. Dolayısıyla bu yeni alınan işlerin tabii ki yansımaları bir kısmı bu seneye, bir kısmı önümüzdeki seneye denk gelecek. Burada ama gelecek sene o zaman herhalde %50'den fazla bir büyüme yine görülecek mi acaba nette? Yani şöyle söyleyeyim, yeni alınan işlerden konuşmak gerekirse ilk 9 ayda, bu senenin ilk 9 ayında alınan işler TL döviz karışık olarak bahsedeyim 25 milyon euroydu. Fakat son 2 ayda yani 30 Eylül'den sonra alınan ilave iş ise 26 milyon euro. Dolayısıyla 2023 yılında ilk 9 ayda alınan işten daha fazla bir işi son 2 ayda almış durumdayız. Dolayısıyla ciddi bir büyüme şirket elde edecek diye düşünüyorum. Evet. Burada tabii seçim yılı olacak. Biraz tabii yerel seçimler, o da önemli. Şimdi sizin İstanbul'da zaten yürütmüş olduğunuz çok fazla proje var ama yeni yatırımlar tarafı heyecanlandırıyor. Niye dedim? Çünkü son görüşmemizde şöyle bir şey de konuşmuştuk. Donanım değil ama yazılım tarafında ciddi atılımlar var ve orada hatta patenti zannediyorum size ait olan bir şey vardı. Biraz bahsedelim mi? Yani yeni gelir kaynakları neresi olacak? Yani önümüzdeki sene en fazla ciroyu gördüğümüz alan altyapı projeleri mi? Yoksa daha çok işte emek yoğun sektörlerden çıkış istiyordunuz. Böyle bir yapılanma mı? Nereden gelecek en fazla ciro? Açıkçası şu anda devam eden 5 konuda, 5 ana konuda faaliyetimiz var. Bunlar taahhüdün altyapı ve üst yapı diye konumlandırdığımız 2 bölümü. Onun peşine OTC dediğimiz malzeme departmanı, onun peşine solar departmanımız, yenilenebilir enerji departmanımız ve en son demin bahsettiğiniz yazılım ve donanımın ikisinin beraber söz konusu olacağı elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimi konusu. Tabii ki bu yeni bir konu ve biz 25 yıllık tarihimizde ilk defa bir ürün üretmeye başlıyoruz. Bu da elektrikli araçların şarj istasyonları konusu. Ama tabii cirosal anlamda diğer bölümlerin önüne geçmesi tabii ki zaman alacaktır. Ama bir evrilme söz konusu ve şirketi orta uzun vadede sadece taahhüt alanında iş yapan bir şirketten üretim alanında ve yazılım ve donanımı birleştirebilen teknolojik altyapıya sahip olan bir şirkete aynı zamanda evrilmeye de çalışıyoruz.
Burada bazı rakamlar vermek isterim elektrikli araç şarj istasyonları konusunda. Niye böyle bir yatırıma girdik? Çünkü evet. 25 yıllık tarihimizde ilk defa böyle bir yatırıma girme kararı aldık. Sebebi şu, global kamusal şarj cihazı pazarının yaklaşık 165 milyar dolar büyüklüğünde olması öngörülüyor. Biz de bu tasarladığımız ve üretimine geçeceğimiz ürünün sadece Türkiye'de satışını değil, tüm dünyaya satılabilir bir ürün olması, hem donanım hem yazılım hem de tasarım anlamında buna uygun bir ürün olması üzerinde çalışıyoruz. Bununla ilgili departmanımızı kurduk, direktörlerimizi atadık. Şu anda imalat yapacağımız yeri de kiraladık ve... Kapta duyurulmuştu zannediyorum. Tabii. Bunları sırasıyla hepsinin yeri geldikçe kamu aydınlatma platformunda... duyurusunu yapıyoruz. Ne zaman faaliyete geçecektir? Bunların hepsi faaliyete geçti ama ilk ürünlerimizin pazara çıkmasını 3. çeyrek, 2024'ün 3. çeyreğinde olmasını planlıyoruz. Şöyle, yine bir araştırmaya göre 2030 yılında Amerika ve Avrupa özel mülkiyet pazar büyüklüğü 300 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyor. Bunu McKinsey gibi uluslararası kuruluşların çıkardıkları rakamlar. Türkiye'de ise toplam kamusal ve özel toplam pazar büyüklüğünün 5.8 milyar dolar olması öngörülüyor. Dolayısıyla bu yaptığımız üretim sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya satılabilecek ve hem AC tarafta hem DC tarafta, yani hem yavaş şarj hem de hızlı şarj donanımlarının ve yazılımlarının üretimlerinin yapılacağı bir alan olacak. Evet. Burada tabii Türkiye'de de ciddi bir açık var zaten. Yani elektrikli araç pazarı büyüyor. 4000 noktada şarj istasyonu var diyoruz ama 2040'ta da işte 5 milyon noktaya çıkması tahmin ediliyor. Elbette hani değişkenlik gösterebilir ama burada ciddi bir... pazar payı istediğinizi ben anlıyorum. Bunun dışında peki hangi alanlar? Yani yenilenebilir enerji de çünkü dikkat çekiyor. GESRES yatırımları. Orada ne aşamadasınız? Yani şu anda kaç megawattayız? Bundan sonra önümüzdeki dönemde hedef nedir? Şu ana kadar aldığımız ve tamamladığımız 3 tane proje oldu GES tarafında. Ve bu üçünde toplam 10 megawata yaklaşık bir faaliyetimiz oldu. Açıkçası... GES tarafı bizim ana faaliyetimizin, o 5 tane ana faaliyet alanımız içerisinde küçük bir kapsama sahip. Çünkü burada daha çok üretici olan firmaların taahhüt tarafında da yer aldığını görüyoruz. Ve açıkçası bizim alışık olduğumuz taahhüt mantığından ve diğer faaliyetimiz olan altyapılar ve üst yapılardaki taahhüt mantığımızda istediğimiz marjları yakalayamadığımız için bu konudaki iştahımız bu seviyede devam ediyor. Evet, yine de ciddi iş yapıyoruz. Daha ciddi, daha işin arkasında durabilecek, daha büyük taahhüt firması istenilen ihalelerde ciddi bir anlamda talep görüyoruz. Evet. Yurt dışı derken hangi pazarlar ilginizi çekiyor mesela? Açıkçası bu bilhassa elektrikli araç şarj istasyonlarının satılması alanında Avrupa ve Amerika pazarı ciddi bir şu anda büyüklük elde ediyor. Tabii ki teknolojik ürünlerin yer almasından kaynaklı ve fosil yakıtlardan çıkış sürecinin hızlı olarak devam edebileceği potansiyeli sebebiyle başta bu ikisini söyleyebilirim kıta olarak. Şimdi özellikle tabii ilk 9 aylık olarak baktığımızda aslında faaliyet marjında ciddi bir yükselişte görülüyor. Burada hangi noktalarda, yani hedef nedir öyle sorayım. Yani faaliyet marjı ile ilgili önümüzdeki dönemde mesela operasyonel karlılığı artırmak için ne gibi planlarınız var? Çünkü daha önce biraz konuşmuştuk. Malum enflasyonist bir ortam. İşçi bulmakta zorlanan çok fazla sektör var. Yani ustabaşı gibi özellikle biliyorsunuz maaşlar. Hani, Türkiye genelinde de acayip fiyatlar duymaya başladık. Evet. Dolayısıyla sizi de aslında bir miktar ilgilendiriyor. Aslında nedir planınız? Biz sözleşmesi olarak şirketimizi bu konuların hepsine göre koruyoruz. Ve yaptığımız sözleşmelerin hepsinde bunların ilgili maddeleri yer alıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda aldığımız işlerin %80-85 oranında olan miktarı zaten döviz sözleşmesi. Geri kalan kısım TL boyutu. Ve TL boyutlarda ise
Enterpolasyon dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz ve sözleşmelerin her devletin açıkladığı her asgari ücrete artış oranıyla çarpılması, hem işçiliğin hem genel giderlerin çarpılması söz konusu. Bunların hepsi sözleşmelerimizde yazıyorlar. Dolayısıyla biz imza aldığımız sözleşmeler sonradan yapım aşamasına geçtiği zaman da sözleşmelerin hepsinin büyümesi ve bu şekilde enterpolasyonu söz konusu oluyor. İşçi konusuna gelince biz 25 yıldır bu işi yapan bir şirketiz ve bu sebepten hem iyi tanınan hem de sektörün lideri diyebileceğimiz bir durumdayız. İşçi bulmakta veya bu işleri yaparken herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Burada özellikle ortalama ücretler mesela sizde ne oranda merak ediyorum. Mühendislik işleri çok fazla olduğu için çok da fazla mühendis çalıştırıyorsunuzdur. Evet. Ortalama ücretler nerelerde? Bunu niye soruyorum? Çünkü asgari ücrete zamdan bahsediyoruz ama aslında asgari ücretin çok da, çok çok da üzerinde olan ödemelerini yapan sektörler var. Evet. Bizde de asgari ücrette çalışan sayısı yok denecek kadar az. Biz hepsinin üstündeyiz. Açıkçası en son zam döneminden bahsedeyim. Devletin en son açıkladığı %34 rakamına karşılık şirketimiz %41 artış yapmıştı. Ve bu artışı da tüm çalışanlarımıza ibla etmiştik. Asgari ücret çok geçer değil sizde. Bizde asgari ücret neredeyse yok. Neredeyse yok. En alt sınıftaki çalışanımız dahi asgari ücretin üzerinde ücret kazanmakta. Evet. Ve bu politikamızı da devam ettireceğiz. Şu anda bir işçi bulmakta veya çalışan bulmakta herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim, iyi bir yıl davet olsun ettiğiniz diyelim. Sizlere de iyi bir yıl olsun. Sağ olun. Evhan Gündüz bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.